İyi akşamlar. Bugün 20 Aralık Cuma haftanın son iş gününde Aspor ana haber bülteninde günün sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Ekranlarınıza yansıdı son dakika gelişmesi. Türkiye Futbol Federasyonu bütçe sapma oranını %40'tan yeniden %30'a çekti. Az sonra detayları Fotomaç gazetesi genel yayın yönetmeni Zeki Uzundurkan'la değerlendireceğiz. Ama önce özetler. Futbolda gözler derbiye çevrildi. Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi son gelişmeler. İki takımdan son bilgiler az sonra ana haberde. Galatasaray Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Göztepe ile yarın karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi son gelişmeler de yine bültenimizde olacak. Bitmedi. Zira Türkiye Kupası'nda son 16 tura eşleşmeleri belli oldu. Eşleşmeler ve kulüplerin açıklamaları da ana haberde. Ve basketbol diyeceğiz. Turkish Airlines Euroleague'de Anadolu Efes haftanın maçında CSKA Moskova'yı konuk edecek. Detaylar ana haberde. Aspor ana haber başladı. Sevgili seyirciler, Türkiye Futbol Federasyonu çok tartışılan kararını revize etti. Bütçe sapma oranını %40'tan yeniden %30'a indirdi. Detayları Zeki Uzundurkan'la değerlendireceğiz. Fotomaç gazetesi genel yayın yönetmeni Zeki Uzundurkan konuğumuz. İyi akşamlar Zeki Uzundurkan. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Türkiye Futbol Federasyonu'nun %40'a çıkma kararı çok eleştirilmişti. Trabzonspor'dan büyük tepki gelmişti. Diğer kulüpler de farklı biçimde görüşlerini ortaya koymuşlardı. Sıcak bilgi, son dakika gelişmesi, oran yeniden %30'a çekildi. Bu değişikliği nasıl değerlendirmek lazım, neler söylemek lazım? Büyük bir hatadan dönüldü. Aklın yolu bir, doğru tektir. Fotomaç ve A-Spor bu işte öncülük yaptı. Tarihi bir yanlışa imza attınız. Bu karardan dönün. Türk futbolu zaten batma noktasına gelmiş. Daha da batırmanın bunu bir mantığı yok. Kulüpler istemiyor dedik. Gün boyu siz yayınlar yaptınız. Biz günlerce gazetemizde manşetler yaptık. Çünkü biz Türk futbolunun geleceğini düşünüyoruz. Bir futbolumuz var. Türk futbolunun altına adeta bir dinamit konulacaktı. %30 sapma tutarının %40'a çıkmasıyla ki Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de 30 Haziran'da o zamanın Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'la Maslak'ta Kulüpler Birliği'nin ofisinde yaptığı basın toplantısında yeni kulüp lisans talimatı Türk futbolunda çığır açacak demişti. Hatta işte bu kurala Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor'da dahi uymazsa, denk bütçe uygulaması uymazsa, kim olursa olsun kimsenin gözünün yaşına bakmayız, yanını yakarız. Hı hı. Gerekirse transfer yasağı, gerekirse puan silmeye kadar iş gider demişti. Ama sonradan bir anda işte iş sulandırıldı. Biz de dedik ki ne oluyor, bir gece yarısı operasyonuyla bunu niye yaptınız, kimi koruyorsunuz, kim istedi? Birkaç gün herkes biliyorsun ölü taklidi yaptı. Trabzonspor hariç. Trabzonspor sert çıktı. Dedi ki biz ona göre ayağımızı yorganımıza göre uzattık. Bir önceki sezon 35 milyon euro olan kadromuzu 13 milyon euroya indirdik. Yusuf Yazıcı'yı sattık. Bütçemize uygun mütevazi transferler yaptık. Bu şekilde yarışıyoruz. Ama denk bütçe uygulamasına uymayan kulüpler pahalı transferler yaptılar. Harcama limitine uymadılar. Bu kararla birlikte siz bu kulüpleri ödüllendirirken bizi cezalandırıyorsunuz dediler. Dedi Trabzonspor Kulübü. Sonrasında Galatasaray buna karşı çıktı. Sivasspor derken yavaş yavaş 14 kulübe kadar çıktı iş. Hı hı. Rüzgar esmeye başladı. Ben Sayın Göksel Gümüşdağ'ın önceki gün açıklamasından sonra ki ben Sayın Göksel Gümüşdağ şunu söyledi. Harcama limitinin tekrar %40'tan 30'a indirilmesine biz imza atmaya hazırız. Yanlış yapılıyor, tekrar eski haline dönmeli dediğinde ben federasyonun bu kararı alacağını anladım.
Bugün de %100 emin oldum. Çünkü sessizliğe bürünen Fenerbahçe Kulübü bile bir açıklama yaptı. Biz istemiyoruz, istemedik, talepte bulunmadık deyince bu sefer federasyon yalnız kaldı. Çünkü federasyon o gece 00:00'da açıkladığı sapma oranını %30'dan %40'a çıkardık kulüpler birliğinin, kulüplerin isteğiyle dedikten sonra bir sonraki gün kulüpler birliğinden bir yazı gitti kuryeyle futbol federasyonuna. Hı hı. Mehmet Sepil imzalı ama altında hiçbir kulübün de imzası yoktu. İşi kılıfını uydurmaya çalıştılar ama uyduramadılar. Garip bir durum ortaya çıktı. İşte diyorum ya, düşünmeden, kulüplerle bir araya gelmeden, beyin fırtınası yapmadan, hatta medyayla konuşmadan, ki kimseye bir şey sormadan bir şeyler çıkarıyor. Sonrasında hatadan dönülüyor ama isyanlar oldu. Bundan ders alması lazım Futbol Federasyonu. Bakın bu işler meclise kadar gitti. Saffet Sancak'ta ne güzel konuştu. Batmışsınız talep atmak için her şeyi yapıyorsunuz diye. Onun konuşmalarının altına imzamı atarım. Gerçekten Türk deniz bitti dedim futbolu için. Öyle deniz bitmedi mi? 3 milyar bir kulübün 3 milyar lira borcu olur mu? Sevgili Cüneyt ya nasıl doğru ödeyecek bunu ya? Yapılandırma anlaşması da yetmiyor artık. Yani batmışlar, iflas etmişler ama sen çıkıp kulüplere diyorsun ki %30 harcama limiti yetmez size %40'a çıkaralım. Daha fazla harcayın, daha fazla bat. Bunun bir mantığı yoktu. Yanlıştan dönüldü ama çok büyük bir hata yapılmıştı. Bizler dediğimiz gibi yanlış yapıyorsunuz diyerek siz güzel yayınlar yaptınız. Biz burada gazetede yaptık. Demek ki medya bu işte çok önemli. Bakın medya demek ki Futbol Federasyonu da olsa onların önüne ışık tutabiliyor. O yüzden medyayı kimse yok sayamaz. Doğru da dediğim gibi başta da bu iş çok büyük bir şekilde sulandırılmıştı. Garip haller almıştı. Ölü taklidi yapan kulüpler vardı ama o sessizliğe bürünen kulüpler de bir anda çıkıp biz de istemedik deyince Futbol Federasyonu tek kaldı ve kararından geri adım atmak zorunda kaldı. Bu hatadan ders almak lazım ama Futbol Federasyonu'nu da tebrik ediyorum. Çünkü kabul edilmiş bir yanlışlık, kazanılmış bir zaferdir. Türk futbolu ve Futbol Federasyonu hatasından döndü, bir zafer kazandı. Bundan sonra bu emsal teşkil etsin. Böyle gece arası operasyonlarıyla kararlar alınmasın, herkesin fikrine danışırsın, kulüpler tek tek aransın, beyin jimnastiği yapılsın. Ama karar şu andaki eski sisteme dönülmesi doğru bir karardır. Hatadan dönüldü, Futbol Federasyonu inat etmedi ama belli ki bu kararı çıkarırken tek kaldılar. Tek kalınca da geri adım attılar. Sonuçta dediğim gibi Ocak ayı geliyor, transfer dönemi. Satmadan hiçbir kulüp oyuncu alamaz şu şartlarda, öyle görünüyor. Hı hı. Bir de bence UEFA'nın da sevgili Cüneyt, UEFA'nın da bu konuda sert bir mesaj olmuştur Futbol Federasyonu'na. Çünkü Futbol Federasyonu bu taahhütnameyi 30 Haziran'da biz böyle yeni lisans yasası çıkardık Türk futbolunun geleceğini kurtarmak için diyerek UEFA'ya gittiler. Bu kararı bildirdiler, özetlediler ama sonrasında bunu UEFA'ya anlatamadılar herhalde. UEFA ne yapıyorsunuz siz dedi, zaten batmışsınız. UEFA'nın da bu konuda bir tepkisi olmuştur mutlaka. Bunun üzerine geri adım atıldı. Dediğim gibi doğru yol tekrar bulundu. Hayırlısı olsun ama bu bir ders olsun kulüplere. Zaten kulüplerin kımıldayacak hali yok, transfer yapacak hali yok. Oyuncu satacaklar ki oyuncu alacaklar. Önce ekonomi, önce finans tablolarının düzeltilmesi lazım. Ondan sonra transfer, dediğim gibi 6 şampiyonluk adayı var. Bir takım şampiyon olacak. 6 şampiyon adayı da Ocak ayında harburu parmağını savuramaz bu kararla birlikte. Dediğim gibi her sene şampiyonluk ve kupalar var. Bir takım şampiyon olacak. Denk bütçe çok önemli. Kulüpler batıyor. Burada bu milat olsun. Ocak ayında da kural neyse uygulansın. Aynen öyle. Gerekirse bir kulüp çok fazla açılmışsa %26'lara kadar sapma oluşmuşsa puan da silinsin ya. Çünkü var kuralında. Puan silmeye kurallar kadar uygulansın. Uygulansın. Çünkü niye Bursaspor'un, o zaman Eskişehirspor'un puanını sildiniz diye sorarlar insanlara. Eğer silmeyecekseniz bu şekilde batmış durumda ekonomik tablosu, finansal tablosu kötü olan kulüpler var da onların puanını silmiyorsanız o zaman
Bursa Spor'un da Eskişehir Spor'un da sildiğiniz puanlarını geri yükleyin. Doğru. Hayırlısı olsun Türk futbolu için diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi akşamlar diyoruz.